Şu an resmen böyle tadından, lezzetinden bayılıyorum. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden paylaşmış olduğum çıtır tavuk tarifinin yanında bir de çıtır mantar topları paylaştım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle harcını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için derin bir kaseye 1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, 1 yumurta, 1 küçük boy soğan rendeliyoruz böyle incecik şekilde. Burası çok önemli. Evet, soğanlarımı rendeledim. Şimdi de bir küçük diş sarımsağımı bu şekilde kıyıyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tavuk baharatı, 1 tatlı kaşığı pul biberi, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tepeleme 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çimdik şeker, 2 yemek kaşığı un ekledikten sonra suyunu kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştırıyoruz. Kıvamının koyu boza kıvamında olması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, harcı hazırladıktan sonra mantarlarımı güzelce yıkadım ve daha sonra daha böyle top top olmasını istediğim için sapları uzunsa eğer böyle yarıya kadar kesiyorum gördüğünüz gibi. Mantarın cinsinin kültür mantarı olması gerekiyor ve böyle küçük küçük olmaları gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, mantarları temizlerken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, mantarları güzelce ayıkladıktan sonra şimdi hazırlamış olduğum harcın içine döküyorum ve güzelce karıştırıp bütün harcın mantarlara iyice yapışmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mantarlarımızı panelemeye geçiyoruz. Bunun için panko kullanacağım. Burası çok önemli. Özellikle panko ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Panko kurutulmuş beyaz ekmek içi. Daha sonra bir tepeleme yemek kaşığı un ekledikten sonra sevdiğimiz baharatları ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Evet, şimdi harca buladığımız mantarları ekmek kırıntılarına koyuyoruz ve her tarafını yapışmasını sağlıyoruz. Mantarlarımı iyice ekmek kırıntılarına buladıktan sonra tek tek çıkararak ayrı bir kaba alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamada kaşıkla yapmaktan sıkıldım ve elimle yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantarlarımın hepsini ekmeklere buladıktan sonra şimdi kızartma aşamasına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı sıvı yağımı tencereme aldım. Yağ iyice kızdığını anladıktan sonra mantarlarımı tek tek ilave ediyorum. Her seferinde 7-8 adet atarsanız iyi olur. Çok fazla atarsanız yağ soyacaktır ve bu sefer yağ çekecektir. Mantar toplarımı kızartırken size de kuş seslerini dinletmek istedim. Gerçekten huzur verici bir ses. Evet, gördüğünüz gibi mantar toplarım kızarmaya başladı. Böyle karıştırarak kızarmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede daha çıtır çıtır oluyor. Evet, gördüğünüz gibi mantar toplarım altın sarısının rengini aldıktan sonra süzgeç yardımıyla yağdan alıyorum ve ayrı bir kaba aktarıyorum. Evet, bu aşamadan sonra bütün mantarlarım bitene kadar bu şekilde kızartmaya devam ediyorum.
arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıtır mantar toplarımı ve çıtır tavuklarımı, KFC tavuklarımı yaptım. Özellikle tavuklar orijinalinden çok daha güzel oldu, emin olabilirsiniz. Hem görüntü itibariyle hem de lezzet itibariyle inanılmaz güzel oldu. Hemen şimdi size göstereceğim ama ondan önce çıtır mantar toplarımı da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Böyle top şeklinde çok şirin görünüyor gerçekten. Hemen şimdi sizin için tadına bakmak istiyorum. Özellikle bu mantar toplarını hemen yağdan çıkar çıkmaz çabuk tüketmenizi tavsiye ediyorum. O zaman çok daha çıtır çıtır ve içi böyle sulu sulu oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hem çıtır çıtır hem de içine bakar mısınız, sulu sulu. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel, inanılmaz lezzetli bir şey. Anlatamam size. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bakın mantarın suyu böyle. Harika. Çok güzel. Mutlaka yapın lütfen. Daha önce Ramazan'da ara sıcak olarak yapmıştım. Gerçekten misafirlerim çok beğendiler. Emin olabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli. Özellikle mantar sevenler için çok farklı ve çok öyle dayanılmaz bir lezzeti var. Anlatamam size. Bakar mısınız? Top top görünüyor. Bunu böyle küçük küçük. Ay, çok güzel. Şu an resmen böyle tadından, lezzetinden bayılıyorum. Harika. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.